meteoroloji istasyonlarının sunduğu gün ortası devam ediyor. Gün ortası devam ediyor. Tabii Gülten Dayıoğlu diye gibi bir edebiyatçıdan sonra insanın kendini toplaması kolay olmuyor Başak Kural. Haksız mıyım? Çok haklısınız. Onun kitaplarıyla büyüdüm. Çok heyecanlandım. Hakikaten çok öyle. Birlikte resim de çektirdik reklam arasında Başak Kural E-Logo Genel Müdürü olarak. Çünkü gerçekten biraz tabii dijitalleşmeye de girdik, teknolojiye de girdik Gülten Hanım'la. Yıllar öncesinden aslında distopik böyle bir takım dünyaları kurguladığı kitapları da var kendisinin. Hani biliyoruz ki böyle bilim tarafını seçen bir sürü insanın da aslında altyapısında da olabiliyor kitapları. Başak Kural'da da var galiba bir şeyler, evet, değil mi? Evet, evet öyle. Yani ilk okuma öğrendiğimizde hep onun kitaplarını okuduk. Sonra da takip ettik genç kızlığımızda. Tabii. Ne güzel böyle şimdi yetişkinler için de kitap yazmış. Onları da alıp okuyalım. Tabii kendisi de konuştuk biraz tabii. Teknoloji, dijitalleşme bambaşka bir dünyanın tanıklarıyız. Devrimin tanıklarıyız diye. Her şey başka bir yere doğru gidiyor. Biz Başak Hanım E-Logo Genel Müdürü olarak kaçıncı yıl E-Logo'da? 6 bitti 7. yılım. Şimdi E-Logo'da bir yazılım şirketi olarak doğduğu zaman herhalde bu kadar işin dallanıp budaklanacağını hiç tahmin etmiyordu diye düşünüyorum, değil mi? Biraz E-Logo kaç yıllık bir firma? Aslında 2010 yazılım kuruluşumuz. 2010. Ama E-Fatura, E-Arşiv'le birlikte iş çok başka bir yere gitti. Akabinde de geçen sefer de konuşmuştuk, hatırlarsınız. Çevresini biz hep katma değerli servislerle örmeye çalışıyoruz. B2B'de son kullanıcının ihtiyacı, müşterimizin ihtiyacı, ticaretin dönüşümü, bir de regülasyon bunları desteklemeye başladığı tabii, zaman. Onlar özellikle çok önemli regülasyonlar, evet, geliyor. Teknolojide de öndeyiz bu konuda. Yani E-Fatura, E-Arşiv tarafında biz Avrupa E-Faturacılar Derneği'nin asil üyesiyiz ve onlara burada bu işi nasıl yaptığımızı gidip anlatıyoruz. Gurur çok verici. Çok enteresan. Evet, Türkiye'nin gerçekten e-dönüşümü, buna uyum sağlaması, evet. Fintech tarafı. Fintech tarafı, onu söyleyeceğim. Evet. Bankacılık öyle, finansal servisler öyle, oyun da biliyorsunuz öyle. Dolayısıyla buralarda o genç nüfus bizim pratik zekamız belki Türklerin. Yani bir problemi görüp tespit edip hani yıllarca aynı şeyle devam etmek istemiyoruz. Bunun başka bir yöntemi olabilir mi daha diye kısa bakıyoruz. Bir yol, short cut. Evet. O da var. Artık bilmiyorum, tembellik mi o? Bir pratik zekayla sürekli güzel işler yapıyoruz. Ama müthiş bir short cut getiriyor değil mi, evet, dijitalleşme? Çok. Biraz onun da altını çizelim. Şirketler açısından nasıl bir tablo var ortada Türkiye'de, hani dijitalleşme tablosu? Hı hı. Çünkü siz yıllardır mücadele veriyorsunuz çok, bu alanda. Çok ve çok anlatamadığınız önemli. Çok şey de pandemiden sonra hızlandı. Çok hızlandı. Biraz şans oldu bizim için. Bu uzaktan çalışma da öyle oldu bizim için aynı zamanda. Aslında onu da değiştirmek istiyorduk yeni nesillerle birlikte. Ama bir yandan da işletmelerin dijital dönüşümü, artık faturadan başladığımız dijitalleşmeye nakit akışlarını destekleyecek yere kadar, sahada istedikleri yerde faturayı istediği şekilde kesecekleri kadar sistemi dijitalleştiriyoruz. Bizim yaptığımız tarafta biz zaten 38 yıllık bir firmayız, neredeyse 40 yıllık halka açık bir firmayız logo yazılım olarak. Logo yazılımın içinden doğan E-Logo artık bir finansal e-servisler şirketi oldu ve biz finansal tarafı uçtan uca dijitalleştiriyoruz. Yaklaşık 3 milyon üzeri KOBİ var Türkiye'de. Şu anda 900 bin civarı e-fatura kullanıcısı var. Artık mevzuat gittikçe daha düşük ciro yapan firmaları da mükellef olma zorunluluğu getirdi. Firmaların neredeyse 1/3'ü. Evet, mükellef olmak zorunda. Elektronik mükellefe dönüştü. Kesinlikle öyle. Çünkü 3 milyon ciro sınırı geldi. Hı hı. 3 milyon ciro da bugün çoğu şirketin küçük işletmelerinde yapabildiği bir ciro, hı hı, olduğu için e-dönüşme başladılar. Tabii hep devletin getirdiği belli şeyler var değil mi? Zorunluluklar var, tarihler veriyor. İşte şu tarihe, evet, kadar bir an önce dönüşün, evet, dönüşün. 1 Temmuz şimdi. Evet, bu şimdi 3 milyon tekrar bir Temmuz'umuz için var bizim. Her Temmuz'a doğru. Ticaret işçiler için, evet, bir görüşüyoruz. Ama buradaki güzel haber şu, %20-25 civarı gönüllü geçiş var artık. Yani 900 binin 200 binin üzerindeki mükellef gönüllü olarak geçti. Yani artık buradaki faydayı gördüler. Anladım. Fayda ne Başak Hanım? Faydası çok basit zaten. Hani artık kağıt yok. Evet. 10 yıl saklama yok, depolama yok vesaire. Burayı artık geçiyorum. Bir faturayı tabii, tabii, dijital ortamda gönderiyorsunuz. Ama artık bunun üzerine fintech dediğim mesela tahsilat. Faturanın altına bir linkle otomatik gönderip tahsilatınızı alıp sonra dönüp ERP'de muhasebeleştiriyorsunuz. Eskiden bu iş inanılmaz uzun bir işti. Dolayısıyla çok ciddi bir verimlilik. Şirketlerle konuştuğumuzda bir haftada iki kişinin yaptığı işi yarım günde tek kişi yapar hale geldiklerini söylüyorlar. Yani fatura maliyeti %80 azaldı ama artık nakit akışını görmemiz, nakit ihtiyacını tespit etmemiz ve bu nakit ihtiyacına paralel de
o faturayı ya da defteri banka ya da herhangi bir finansal kuruma gönderip oradan kredi alabilir alamaz konusunda hızlı karar vermek. Çok önemli veriler bunlar. Çok. Değil mi? Bunların çok aslında hızlı. Data science dediğimiz, data analiz dediğimiz yere doğru gidiyoruz. Tabii. Biraz gömülü finans tarafında konuşalım sizinle çünkü o çok hızla gelişen bir şey. Artık herkes finansçı değil mi? Evet, herkes. Çok değişik, acayip bir dünyaya doğru gidiyoruz. Siz de bunun önemli aktörlerinden biriyle dönüştünüz. Biraz doğru. Anlatır mısınız? Tabii ki memnuniyetle. Biz aslında ERP'nin içinden zaten fintech servisleri geliştiriyorduk. Açık bankacılık mevzuata özellikle çok destekledi bizi. Hı hı. Nedir bu? Aslında hepimizin birden fazla banka hesabı var. Kurumların da birden çok bankayla çalışıyor. Bunlara tek ekranda aslında her şeyi görebildikleri, işlemlerini yapabildikleri servisler geliştirmiştik. Ama gömülü finans nedir? Aslında bir finans portali olmayan platformda artık finans işlemlerinizi yapabilmeniz demek. Biz de ERP'nin içine bu tarz uzantılar gömdük. Dolayısıyla ERP'de çalışan kişi farklı profillere göre ihtiyacına çıkıp yeni bir bankaya girmeden, X bankasından Y bankasına atlamadan tek ekranda tüm işlemlerini yapıyor, ihtiyacını hallediyor, para gönderecekse gönderiyor, alacaksa alıyor ve bunu da ERP'ye otomatik olarak aktarıyor. Bu anlamda da çok ciddi bir verimlilik ve ihtiyaç anında da o bankanın ona bir teklifi varsa o sırada ekranda sunup onaylanmasına kadar giden aslında tek ekranda gömülü finans dediğimiz işi hallediyoruz. Bu tarafta galiba siz biraz işbirliği değil mi? Biraz hani satın alma belki. Evet. O yolla sanki bu know-how'ı işliyorsunuz kendi bünyenizde. Biraz anlatır tabii mısınız neler yaptınız? Memnuniyetle. Aslında kendimiz de yapıyoruz. Bazı ürünlerimizi kendimiz geliştiriyoruz. Bazı ürünlerimizi iş ortaklarımızla geliştiriyoruz. Çok yakınlarda Agra Fintech'le bir stratejik iş ortaklığı yaptık. Onlarla birlikte Garanti Bankası'na müşteri datalarımızı göndermek isteyen müşterimizin datalarını gönderiyoruz. Bu çok ciddi bir ilk yapılan işlemlerden birisi, inovasyon. Figo'nun kurucu ortaklarındaydık. Şu anda da bir yatırımımız var kendilerinde. Hı hı. Onlarla birlikte KOBİ'lerin finansmana erişimini hızlandırıyoruz. Dolayısıyla kendimiz ya da ekosistemle birlikte kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırabilecek her türlü çözümü hayata geçiriyoruz. Müthiş bir penetrasyon aslında gerçekten. Çok öyle. 150 binin üzerinde müşterimiz var ve onların hayatını kolaylaştırmaya Pazar çalışıyoruz. Pazar liderlerinden birisiniz Pazarın bu anlamda. Pazarın açık ara lideriyiz. Açık ara lideriniz. Evet. Yüzde kaçı sizden? %20'nin üzerinde ama 100 tane firma var pazarda. Hı hı. Gelir idaresi kendilerinden büyük tek entegratörün bizim olduğumuzu söylüyor. 99-80'i paylaştım. Biz %20'yi açık ara öndeyiz. İhracat var mı? İhracat için pazarlarımıza bakıyoruz. Logo yazılım tarafında var. Hindistan, Romanya, Almanya operasyonlarımız ve Türkiye Cumhuriyetler var. Entegratörlük tarafında da e-dönüşümde Türkiye çok iyi olduğu için yeni girecek olan bazı pazarlara bakıyoruz şu anda. Doğu Avrupa, Polonya gibi, Fransa gibi, Almanya gibi pazarlarda araştırmalarımız var. Amerika'da da farklı şirketlerimizle iş yapmaya devam ediyoruz. Evet. Özellikle cyber security tarafında. Cyber security tarafında, evet. Amerika'da, içeride bizzat logo yazılımın oyuncu olduğu, ana aktör olduğu firmalar. Evet, Timus diye başka neredesiniz bir markamız orada? Var. Timus. Yönetim kurulu başkanımız. Merkez neresi? New York'ta. New York'tasınız. Peki konuşacak çok konu var aslında. Vaktimiz bugün böyle, biraz sınırlı. Evet, olsun. Başak Hanım, var mı aktaracağınız bir şey, uyarmak istediğiniz bir şey? Özellikle 1 Temmuz'dan öncesi müşterilerimizi hatırlatmak isterim. Müşterimiz olmayanlara da danışmanlık veriyoruz biz sektör lideri olarak. Hı-hı. Bu konuda güvenilir, en güvenilir parti olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü Hı-hı. gelir idaresinin authorize ettiği firmalardan bir tanesiyiz. Dolayısıyla güvenilir bir partiyle yola çıkmanın önemini hatırlatmak isterim. Peki. Her zaman yanlarındayız. Peki, çok çok teşekkür ediyorum Başak Kural. E-Logo Genel Müdürü olarak çok hızlı bir dijital şirketlerin dijitalleşme performansını konuştuk. 1 Temmuz'la ilgili uyarıyı da aldık Başak Hanım'dan. Burada noktalayalım gün ortasını değerli izleyenler. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde yeniden bir arada oluncaya dek ben Ahu Orakçıoğlu. Sağlıkla kalın. Başak Hanım da şöyle hoşça kalın diyoruz sizlere. Enerji istasyonları gün ortasını sundu.